Evet Ahmet Selim, Fenerbahçe yönetimi genelde bunu yapıyor. Şimdi anlaşsa bile bekliyor ligin bitmesini. Öyle bir e, durumu var. Hani bir kurumsal bakış açısı diyelim ya da artık bunu sen ne, nasıl dersen. CESUS'ta bir zirve daha var anladığımız kadarıyla. Bugün veya yarın, bu akşam bu, veya yarın Bu zirve e, nerede yapılacak? Bir, iki o zirvede olumlu ya da olumsuz neler olur? Parada mı acaba hani olumsuz dediğimiz maddiyat mı yoksa işte transfer politikası mı söz sende? Aykut İnce bugün veya yarın gerçekleşecek bu zirve ve online bir şekilde gerçekleşecek ama bu zirve e, çok belirleyici bir zirve. Yani e, ben bunu kaynaklarıma sorduğumda e, çok bu İşin olup olmayacağını belirleyecek zirve bugün bu iki gün içerisinde gerçekleşecek zirve olacak. Şunu sorduğumda devamında Cesus'un bakış açısı ne bu iş hani pozitif bir havaya dönmüştü olacak mı diye sorduğumda bana şu bilgiyi şu ifadeyi kullandılar. Jesus, Jorge Jesus başkanı, Fenerbahçe başkanı Ali Koçu çok seviyor. Çok iyi bir diyalogları var. O görüşmeler oldukça pozitif geçmiş ve iyi bir ilişki kurulmuş. Bu da sürecin pozitife dönmesine, pozitif ilerlemesine çok yardımcı oluyor dediler. Ama biz geçtiğimiz hafta bu hafta İstanbul'a taşınmasını bekliyoruz demiştik. İşte bu görüşmeden sonra eğer bu görüşme olumlu sonuçlanırsa artık İstanbul'a davet edilecek e, Jorge Jesus ve e, %70 noktasında diyorduk. Bunun da üstüne çıkması anlamına geliyor. Henüz anlaşma yok e, Aykut İnce. Fenerbahçe'nin hani böyle anlaşıp bekletmesi vesaire oluyor ama şu anda gerçekten anlaşmadan bahsedemeyiz. Ama bugün veya yarın gerçekleşecek olan bu görüşmede, bu zirveden sonra artık bu işin olup olmayacağı olmayacağı netleşecek gibi gözüküyor. Jorge Jesus eğer bu görüşme bu içinde bulunduğumuz iki gün içerisinde yapılacak görüşme olumlu geçerse artık Cesun İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Maddi konular var. Maddi konulardan ziyade Şampiyonlar Ligi detayı çok önemli. Fenerbahçe'nin bakış açısı burada çok önemli. Cesus'un Fenerbahçe'ye belki çok fazla hani istekli gözükmemesinin sebebi özellikle ilk görüşmelerden bahsediyorum veya kış ayından bahsediyorum. Fenerbahçe'nin son yıllardaki Avrupa'daki o e, eski günlerin yani ee, Avrupa'da sürekli olan sürekli bir şekilde e, önemli maçlar çıkaran takım olma üveyetinden uzaklaşmasıydı. Hedefli bir takım uluslararası başarı da istiyor Cesus. Dediğimiz gibi bugün veya yarın gerçekleşecek olan bu zirvede e, artık bu işin olup olmayacağı çok yüksek olasılıkla netleşecek. Biz de takip etmeye çalışacağız. Takip et tabii ki e, direkt zirve gerçekleşirken es zamanla haber almamız zor ama zirvenin ardından. Ces susun e, buraya gelip gelmeyeceğini veya bu işin olup olmayacağını e, daha net söyleyebileceğiz gibi duruyor. Bir kez daha şu detayı da vurgulamak istiyorum. E, ben bu iş nasıl sonuçlanır diye sorduğumda Cesus'u başkanı çok sevdiğini ve bunun da sürecin olumlu gitmesine çok, çok yardım olduğunu, yardım olduğunu ifade ettiklerini belirtelim. E, Cesus konusu bu şekilde. Bir gelişme daha var, bir transfer gelişmesi daha var. Aslında bunu daha önce yayınlarda söylemiştik. Fenerbahçe Kasımpaşa'da oynayan 3 yerli futbolcu Eren Elmalı, Doğucan ee, Haspolat ve Umut Boza takip ediyor. Bu oyunculara ilgisi var. Bu oyuncuları izliyor şeklinde e, bir ifadede bulunmuştuk. Bunun bir adım ötesinde bir gelişme yaşandı. Eren Elmalı için, Kasımpaşa'nın genç sol beki için Fenerbahçe resmi bir girişimde bulundu. Fenerbahçe yöneticileriyle, Fenerbahçe'yi temsil eden yöneticilerle Kasımpaşa kanadı geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Ve Eren Elmalı için ilk resmi girişim yapılmış. Yani o... E, takip edilen ilgi artık girişime dönüşmüş durumda. Kasımpaşa tüm bu oyuncular için belirlediği bonservisler var ve Eren Elmalı için de benim öğrenebildiğim kadarıyla 5 milyonun üstünde bu rakam ve doğal olarak da bu rakamı Fenerbahçe çok e, kabul edilebilir bulmadı biraz yüksek buldu ama bu süreç devam edecektir sadece geçtiğimiz günlerde ilk resmi adımın atıldığını bu konuda ifade edelim Kasımpaşa'nın da Fenerbahçe'den istediği oyuncular vardı Nova istiyordu başka istedi Sinan Gümüş'ü istiyordu çok fazla o gitti tabii ki ama yani bu iş takas üzerinden de konuşulabilir eğer takas üzerinden konuşulmazsa da Kasımpaşa ilk aşamada çok fazla o istediği rakamı düşürmeyi düşünmüyor. Çünkü Eren Elmalı ile sadece Fenerbahçe değil birçok Süper Lig kulübü ilgileniyor. Ama bu girişimlerinde ilgi olmaktan öteye gidip resmi bir girişim haline döndüğünü de ifade edelim. Böyle de bir transfer gelişmesi paylaşmış olalım. Şimdi tabii belki Zeki abiyle de Serkan Korkmaz'ın soruları mutlaka olur, olacaktır da sormak isterlerse tabii. Evet. Şimdi İsmail Kartal'ı herkes merak ediyor. Bu kadar başarılı bir antrenör, teknik adam camiayı bu noktaya kadar getirdi. Lig ikinciliği kolay bir iş değildi. Peki İsmail Hoca Cesur anlaşılısında ne olacak sevgili Ahmet Selim? Yani Fenerbahçe yönetiminin planı hocayı bir şekilde kulüpte tutmak. Şunu söyleyeyim yardımcısı vesaire böyle bir ihtimal e, çok fazla mümkün değil. Gene yani futbol bu. Yüzde 1 de olsa bir açık kapı bırakalım ama Fenerbahçe içerisindeki futbol yapılanmasında... ...alt yapısı var, oyuncu izlemesi var. İsmail Hoca'ya güzel bir rol e, biçmek istiyor e, Fenerbahçe yönetimi. Tabii ki İsmail hocayla da konuşarak ama benim tahminim eğer... İsmail Hoca ile devam edilmezse yani şu anda bu fikir ağırlıkta değil. Başkanın kafasındaki ağırlıkta fikir bu değil. Benim fikrim İsmail Hoca muhtemelen ligden başka bir takım çalıştırır gibi gözüküyor. Bu süreci de biraz daha böyle dinamik olacak. Bu süreç takip etmekte fayda var. Şimdi CES'us diyoruz. Olumlu geçmesini bekliyor diyoruz. Hatta işte olumlu geçerse İstanbul'a davet edilecek. Bu noktalara geldi diyoruz ama olabilir, anlaşılamayabilir. Olumsuz geçli, geç e, bu görüşme olumsuz olabilir. E, olumsuz olursa da doğal olarak farklı e, fikirlere yönelecek Fenerbahçe. Başka isimlere yönelecek ama e, her şey olabilir noktasında. İsmail Hoca'nın kafasında da e, böyle bir düşünce var. E, sezon sonunu beklemekte fayda var. Ama eğer Cesus'la veya başka bir yabancı ile anlaşılırsa ben İsmail Hoca'nın başka bir takım çalıştıracağını düşünüyorum. Bu ihtimal bence daha çok. Ha diyorsun ki de bir yabancı daha olabilir. Yabancı antrenör şimdi... Yani, oraya bir virgül koydun. Şimdi Löv defteri kapanmadı. Artık oradan çok olumlu haber beklemiyoruz ama... ...tekrar oraya bir girişim olabilir. Başka isimler... Ufak tefek temasların olduğu isimler duyduk. Jardim gibi, Mancini hmm. gibi ama böyle... ...çok resmi, çok ciddi girişimler değildi bunlar. Ben bir önceki sezona gidiyorum. Bilic'ler konuda anlaşılmıştı. Bilic'le olmayınca... Transfer döneminin en başında Haziran ayında sadece bir gündeme gelen çok ufak bir temas olan Vitor Pereira'ya dönülmüştü. Hmm. O yüzden Cesus görüşmesi olumsuz sonuçlanırsa ki bence başkanın Cesus'la olan ilişkisi bunun olumlu sonuçlanmaya daha yakın olduğunu hissettiriyor. Jorge Cesus tarafı da bize bunu hissettiriyor ama olumsuz sonuçlanırsa da muhtemelen yeni bir isim yeni isimlerden bahsedebiliriz. Zeki abinin var, mı? var sorusu? Benim var Evet sorular geliyor. Evet, yani Jesus'la bugüne kadar belki 5-6 kez başkanın görüştü değil mi? Sen de ifade Zeki ediyorsun. Zeki abi Ocak ayından evet, başlarsak 5-6'yı bile doğru. geçmiş olabilir abi. Doğru. Ocak ayında başladı. Yani çünkü. bu görüşmelerde mutlaka takımla ilgili fikir alışverişinde de bulunuyordur. Fenerbahçe sunum yapmıştır, beklentilerini söylemiştir. Hani işin parasal boyutu değil belli ki bu. Yoksa aşılırdı bugüne kadar hani. Tabii. bir teknik direktör o yola baş koyduysa Ali Koç ya da büyüklerin kulüp başkanları onu çözerler. Evet. evet. Mesela Mesut Özil gibi oyuncular Fenerbahçe'deki hani kadroyla ilgili acaba neler düşünecek buradaki en büyük Fenerbahçe'ye yoran Mesut Özil olacaktır herhalde. Çünkü kadro dışı bırakıldı. Hani gönderilmek isteniyor. Ha, geri dönüşü yok gibi bir cümle kullanmıştı Başkan Ali Koç. Öyle bir durumda tabii ki o nasıl bir ayrılık olacak, tazminatını e, alacak mı hak edişlerini? Onu tabii bilemiyoruz ama e, burada Fenerbahçe'nin avantajı şudur. Mutlaka o da gelecektir sana. E, Brezilya'dan, Güney Amerika'dan işte e, zamanında e, Benfica'ya getirdiği gibi oyuncuları, evet. e, çok duyulmamış ama potansiyelli oyuncuları Fenerbahçe'ye getirmek. Yani Fenerbahçe yarışırken, ...para kazanacak bir teknik direktörü... ...getirmek istiyor belli ki. Yani Jesus'un o özelliği var çünkü. Talişka örneği. Bahiya'dan getirmişti çok cüzi bir miktara. Sonra Beşiktaş e, kiralandı. Evet. Sonra da Çin'e 25 ya da 29 milyon euroya satmışlardı. Yani bunlarla ilgili duyum var mı? Ya da... E, ...Löv defteri tamamen kapandı mı? E, son dakika sürprizi yaşanırsa... E, Jorge Jesus'la... ...C planı bu sefer A, B, C oluyor herhalde. Üçüncü plan başkanın cebinde var mı? Şöyle anlatayım Zeki abi. Ee, öncelikle o transfer konusunu anlatayım. Bence güzel de bir noktaya e, değindim bu, nok bu noktada. E, şöyle ifade edelim. E, şöyle ifade edelim. E, Cesus'la ilgili çok fazla para çok istiyor. İşte para konusu çok büyük çıkmaz. İşte çok maliyetli, çok yüksek transfer bütçeleri istiyor gibi haberler çıktı. Başkanın Cesus'u bir, fazla istemesin yani Lövle görüşürken de başkan iki adayla ortan o ikisine de eşit mesafeden. Deyken de şöyle bir durum olmuştu. Cesus fikri daha dedi. Çünkü Cesus birçok açıdan daha mantıklı geliyordu. Bir noktada Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu o Benfica'nın o Benfica'daki şaşalı yıllardaki kadroyu andırıyor. Birçok genç yetenek var. Parlatılıp satılabilecek oyuncular var. Bu da Cesus'u mutlu ediyor. Cesus'un ekibini de bu durum mutlu ediyor. Bunu ifade edelim. yani Fenerbahçe kadrosu onları heyecanlandırıyor. Bu anlamda muhakkak Brezilya pazarındaki etkinliğini de kullanıyor. Orada da artık hani e, çok fazla hakimiyeti var ki zaten Fenerbahçe sürecinin biraz ikinci planda kalması uzamasının sebebi de Brezilya'daki günlerdi. Ama tabii ki isimler üzerinden daha çok fazla konuşma yapılmıyor. Ama bu, bu konular oldukça e, aslında ortak noktada buluşulan konular. Onu söyleyeyim transfer anlamında. Yani Löv defteri de kapanmadı Zeki abi ama e, ben çok fazla çok yüksek ihtimaller vermiyorum. Löv konusunun olmasına ee, çünkü bir türlü Fenerbahçe'nin istediği yanıtı istediği zamanda vermedi. Böyle bir oyalama durumu gibi bir durum söz konusu oldu. Ama löv bir kenarda dursun. Eğer celsustan olumsuz bir şey gelirse bence yeni isimler duyacağız. Ee, daha önce çok da fazla şu anda isim sarf etmek istemiyorum. Çünkü Jesus konusuna biraz fazla odaklandık doğal olarak. Ama daha önce de başka teknik adamlarla temaslar olmuştu ve bunlar da yüksek isimli, yüksek seviyede isimlerdi. Ee, takip edeceğiz. Şunu da söylemem gerekiyor. Bu biraz yoruma kaçacak belki ama tabii bu sürecin komplesini düşündüğümüzde sezon bittikten sonra geçen her günde Fenerbahçe yönetimine eksi olarak yazılacaktır. Çünkü e, beklenti İsmail Kartal açıklandıktan iki hafta sonrasında bu işin aşağı yukarı netleşmesiydi. Başkan bu şekilde söyledi. Onun devamında hadi sezon sonu dedik ama sezon sonunda da bu tablo net olmazsa ee, bu defa Fenerbahçe yine gelecek sezondan vakit kaybetmeye başlayacaktır. Var mı sorunuz başka? Benim var. Ee, yani Fenerbahçe taraftarının Teknik direktör kadar merak ettiği bir konu da golcü konusu. Evet. Tabii ki şu anda teknik direktörün gelişine odaklı herkes. Hani ondan sonra daha çok şekillenir tabii. Fakat Söylötle ilgili Fenerbahçe'nin uzun süredir devam eden bir ilgisi olduğu konuşuluyor. İşte menajeri gelecek hem Beşiktaş'la hem Fenerbahçe ile görüşecek. Hatta Trabzonspor'un da Cornelius'un satılması halinde devreye girebileceği konuşuluyor. Fenerbahçe Söylöt işinde senin radarına takılan bilgileri merak ediyorum doğrusu. Tabii ben Fenerbahçe'yi bayağı ciddi bir alıcı olarak gözlemlemiştim. Özellikle devre arası transfere dahi yetiştirmeye çalışan bir Ali Koç başkan vardı. Başkan özellikle çok istiyor diye bir bilgi var bende. Sen neler söyleyeceksin Sörlot'la ilgili? Şöyle bilgilerimizin ortak noktaları var Serkan abi. Biraz farklı noktaları olduğu kısımlar da var. Geçtiğimiz sezona gidelim. Başkan Fenerbahçe'nin en çok istediği forvetti Sörlot ve şunu ifade edeyim Başkan Ali Koç birebir görüşüyordu Sörlot'la ve Samimiyetleri de oldukça iyiydi. Yani transfer görüşmeleri bizzat bu ikili arasında geçiyordu. Bu sezon ise Fenerbahçe çok aceleci değil. Bir forvet havuzu var ve bu havuzun içinde de evet. Sörlot var. Ama başka isimler de var. Seferovic gibi başka isimler de var. Sörlot'un geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleşti. Sörlot'un menajeri İstanbul'a geldi. Önce Beşiktaşlı yetkililerle görüştü. Ardından da Fenerbahçe yetkilileriyle oturdu görüştü. Ama şu anda durum Fenerbahçe şu anda çok fazla talepkar değil çünkü Fenerbahçe önünü çok net göremiyor. Yani sonuçta yeni gelecek teknik direktör hangi isme daha sıcak bakar, hangi ismin forveti olmasını ister. Forvet transferi çok kritik bir konu. O yüzden Fenerbahçe sürlo tabiri biz bu yıl gene yapacağız gibi gözüküyor ama şu anda biraz daha menajerin isteğiyle gerçekleşen bir görüşme olmuş. Yani Fenerbahçe henüz tam olarak talepkar taraf değil. Evet listede takip ediliyor. Diğer takımlarla olan transfer görüşmeleri bir şekilde takip ediliyor. Ama Fenerbahçe çok net, çok somut, çok ee, biz bizim istediğimiz bir numaralı forvet Sörlot noktasında henüz değil. Bunu da ifade etmem gerekiyor. Çünkü bu biraz da teknik direktör konusuyla alakalı bir durum. Teknik direktör konusu netleştikten sonra eğer o isimde Sörlot'ta hem fikir olursa bence Fenerbahçe bu konuda ciddiyetini arttıracaktır ve konuşulan rakamlar beklenen talep edilen rakamları düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin ihtimalini ben biraz daha ciddi görüyorum ama dediğim gibi şu anda beklemekte fayda var. Çünkü Fenerbahçe henüz net önceliğini santrafor konusunda net önceliğini belirlemiş durumda. Değil.